Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Azal. Bugün yanımda Melisa var. Merhaba. Başlıktan da anlayacağınız gibi Melisa'ya piercing yapacağız. Benim gibi onu da dudağındayacağız. Aslında biz piercinglerimizi beraber bir dövmecide yaptırmıştık. Ama Melisa çok fazla oynadığı için piercingiyle, zaten dudak çevresinde olan piercingler genellikle çok oynanıyor. Doğal olarak o top çıkıyor ve düşüyor. Bir zaman sonra da artık delik kapanmaya başlıyor. Biz şimdi yeniden deleceğiz. Hem de birazcık konuşacağız piercing hakkında. Nasıl deliniyor, ne yapılması gerekiyor ya da nasıl bakılması gerekiyor. Acıyor mu, acımıyor mu? Bunun hakkında konuşacağız. O yüzden fazla uzatmıyoruz ve hemen... Şimdi ilk öncelikle bir dövmeciye gittiğinizde ya da bir piercingciye gittiğinizde orayı delmek için uyuşturma işlemi tamamıyla yalan. Çünkü biz de uyuşturmadan ilk piercinglerimizi deldirdik. Biz de bir ilk önce korktuk. Ama o sıktıkları şey uyuşturması için aslında uyuşturmuyor. Sadece orayı biraz soğutuyor ve size sızı veriyor aslında. Ama ben hiç uyuşturmadan yapamam diyorsanız bir buz alın ve buzu bir saat boyunca orada tutun. Bir saat sonra delin. Ya da bunu hiç yapamam diyorsanız bunu evde sakın denemeyin. Ben çok kez yaptığım için bu kadar rahatım. Şimdi neyle deleceğim? Yeşil intraketle deleceğim. Bu bildiğimiz serum şeysi. Bununla deliyoruz. Bunun renk renk olanları var. Yeşil olan olacak. Çünkü piercingin ucundan geçtiği tek şey yeşil intraket. O yüzden yeşil olacak. Ben bunu açacağım şimdi. Dediğim gibi biz uyuşturmadan deleceğiz. Zaten Melisa bunu artık alıştığı için. Alıştım, bayağı alıştım yani. Acımıyor. Hiç acı falan yok. İlk deldirmenizse bir dövmecide de deldireceksiniz. Onlar da uyuşturmuyor. Dövmeciler uyuşturmuyor. Onu aklınızdan çıkartın. Eğer ilk deldirmeniz olacaksa bir yerinizi, kulak piercingi hariç, çünkü o hiç acımıyor. Bunun o da acıyor. Acımıyor ya. O kadar deldirdim, acımıyor. Kırdak falan efsane acıyor. Ama seninkisi yara oluyordu. Acıyormuş. Bana acımıyor. Hazalı acımıyor. Çünkü Hazalı hissetmiyor acıdan. Hissediyorum canım. Bu mesela ilk deldirdiğinde ben de uyuşturacaklarını sandım ama hayır, uyuşturmuyorlar. Eğer uyuştursanız bile o acıyı hissediyorsunuz. Acı nasıl? Bu iğne derinize girdiği anda bir acısı yok. Yani deldiğinde bir acısı yok ama çıkarken var, değil mi? Aynen. Çıkarken çok hafif böyle... Şimdi yanacağım ben arkadaşlar. Ama dayanılmayacak bir acı değil. Yani değil. Değil ya, o kadar inanılmaz bir acı değil. Yani bir dövmeniz varsa dövmenin acısından kat kat daha az bir acı. Yani sadece sızlatan bir acısı var. Bir de şeyde acıyor. Piercing geçerken, yani piercingi takarken ve geçirirken acıyor. Şimdi biraz daha yaklaşacağız kameraya. Kameralarım. Ve deleceğim. Şimdi bunun ucunu çıkarttım, size göstereceğim. Şu iğnenin ucunda şeffaf bir şey görüyorsunuz iğneyi koruması amacıyla. Bununla beraber deleceğiz biz. Çünkü piercingi sonra onun içerisinden geçireceğiz. Yani şu üzerindeki şeffaf olan şu şeyi, şu kalk biniyor ya. Şu yeşil şeyi çıkartırsanız hiçbir anlamı kalmıyor. Bu arada gerçekten söylüyorum. Eğer evde deneyecekseniz bilen bir kişiye yaptırın. Ya da ilk piercinginiz falansa, kendiniz delemiyorsanız lütfen başka yere gidin. Onun sakatlıkları çok kötü oluyor. Ben sürekli artık deldiğim için okeyim bu işte. Şimdi zaten Melisa'nın buradaki noktası belli. Onun şeyinden deleceğiz. Bu arada üstten piercing delinmez. Yani üstteki nokta belli diye üstten delmeyeceğiz. Alttan deleceğiz. Başlayalım. Hazır mısın? Yani. Hazırım. Artık kaçıncı delişimiz, hazır olman gerekiyor. Hazırım ya. Bundan kanamıyor. Yani ben deldiğimde kanamamıştı. Aynen. Çünkü yumuşak bir doku. O yüzden soruyorum. Hazır mısın Melisa? Hazırım. Ben daha rahat delebilmek için ayağa kalktım. Ve sizin daha rahat görebilmeniz için. Şimdi şöyle bak. Tam şurada delik var. Dudağını kaldır. Şu alttan deleceğiz. Oradaki deliği bulmaya çalışacağız. Aslında önemli olan nokta bu zaten. Başlıyorum. Evet. Önce burası. Şurası mı kanka? Burası kapanmış çok. Evet. Hazır mısın?
Buldum. Buldum. Tamam. Biraz da yorumda bu çıkar. Buldum bebeğim ama girmiyor. Kapanmış. Kanka hadi ya. Dur. Sen şeyi düşün. Tatil yaptığını girdi. Şimdi alttaki yeşili üste doğru çekiyorum. Bunu üste doğru çekiyorum ve iğneyi çıkartıyorum. Buradaki borunun burada kalması çok önemli. Acıdı mı ya? Hayır. Sadece biraz göz yaşarması oluyor ama gayet normal. Şimdi ne yapacağım? Elimde bir piercing var. Bu piercingin boyları var. Dudağınız kalınca, kalınsa, inceyse vesaire. Bu piercing boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi topunu çıkartıyorum. Şöyle kalıyor. Şimdi yapacağım şey şu. Makasla şuraları keseceğim. Yutma sakın. Yutma. Piercing'i aşağıdan koyacağım. Böyle güzel oldu ya, böyle kalsın. Ben ilk daha gördüğümde de böyle olmuştu. Şu borunun içine piercing'i yerleştiriyorum dönerek. Şu an borunun içinde duruyor ve ben boruyu çekip aşağıdan iteceğim. Evet. Şu an piercing'in ucu dışarıda. Şimdi çektim boruyu. Piercing'i bırakmıyorum. Kayma ihtimali çok yüksek. Melisa'ya sanki masaj yapıyormuşum gibi. Rahat değil mi ya? O kadar alıştı ki. Melisa, dişinle orayı dışarı çıkart. Yaklaş biraz da kameraya. Şu an piercing'in ucu tamamen dışarıda. Şimdi topunu takacağız. Benim için en zor işlem bu. Topu takmak. Çünkü elim de şu an oldukça kaygan olduğu için top düşebiliyor. Bana bırak piercing'i. Aşağıdan destek ver. Piercing'i gün içerisinde çıktığı yöne doğru değil de çıkmadığı yöne doğru çevirirseniz piercing'in düşme ihtimali çok çok azalıyor. Ve piercing'imiz hazır. Yaklaş. Çok güzel oldu. Düzdür bir de şöyle. Tam eskiden olduğu yere deldim. Tek sorununuz piercing delerken aşağıdaki olayı bulmak. Gördüğünüz gibi. Buradaki olayı bulmak çünkü orası zaten zorluyor bizi. Biz piercingimize deldik. Nasıl hissediyorsun? Yani hiç acı falan yok. Acımıyor zaten ya. İyi hissediyorum yani. Sadece dedim piercing çıkartırken biraz sızlıyor olabilir. Bir de iğne deliği sökerken olabilir. Onun dışında öyle bir inanılmaz acısı yok piercing'e. Yani yeni delenler için çok acır yani. Aslında acıyor aynen. Yeni delenler korktuğu için biraz da acıyor. Ama dayanılmayacak acı değil tabii ki. Aynen. Dayanılmayacak bir acı değil. Şimdi şöyle bir şey var. Mutlaka bunu eldivenle yapın. Kanama ihtimaline karşı falan filan. Bir de bunun dışında şimdi piercing'e nasıl bakılacak? Piercing bakımı oldukça aslında kolay. Ama insanın derisinden derisine, yani vücudundaki hassaslığına ya da sertliğine göre değişiyor. Biz küçük piercing taktık. Bu küçük boyda bir piercing. Bu dudak şimdi şişecek. Her piercing zaten yaptırdıktan sonra şişer. Çünkü iğneyle deliyorsunuz. Şişecek biraz. Şiştikten sonra piercing içeri girmeye başlayacak. Buna izin vermemesi gerekiyor. Delenlerin de aynı şekilde. Buna izin verdiğiniz zaman piercingin arka tarafı içeride kayboluyor. Ve kesinlikle onu çıkartmanız çok zor. Çünkü ben de oldu biliyorum. Penseyle falan çıkardığımı hatırlıyorum. O yüzden çok zor bu işlem. Şimdi ne yapacak? Bir gün kalacak bu piercing. Daha sonra bunların 1 milim büyüğü var. Benim piercingim gibi. Bu şekilde yaptığınızda çıkıyor. Bu piercinglerden alacağız Melisa'ya. Onlardan takması gerekiyor.
Ve bunu kremleyip yapması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi içeride yok olduğu anda onunla uğraşmak çok zor. Yani doktorluk bile onunla bilinir. O yüzden büyük piercing her zaman daha iyi. Ben istediğim zaman böyle oynuyorum, çıkartıyorum, takıyorum falan. Mesela toplarının büyüklüğü de var. Çok küçük topları olan var, çok büyük topları olanlar var. Bu normal bildiğimiz dudak piercingin standart boyu. Bunlar bence daha güzel duruyor. Çok büyüğü göze sokmaya gerek yok. Günlük olarak teramisinle ya da herhangi bir nemlendirici kremle, tabii antibiyotikli olursa daha iyi olur. Üzerine ve özellikle alt kısmına, şu alttan çıkan piercingin kısmına sürmesi gerekiyor. Aynı şekilde kulak piercingi için de geçerli, göbek piercingi için de geçerli, dil için de geçerli. Nerenizde piercing olursa olsun o kremleme işlemini piercing tam anlamıyla oturana kadar, yani sızısı geçene kadar bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü iltihap çok fazla çıkabiliyor dudaktan. Çünkü zaten nemli bölge olduğu için kapanmaya da çok müsait bir yer. O yüzden sürekli olarak kremle şey yapman gerekiyor, zaten biliyorsun. onun dışında piercing hakkında acımıyor dedik. Burası için aynen geçerli. Diğer yerler için bir şey söyleyemem. Kulak da acımıyor benim için. Piercing değiştirmek isteyenler Azal'a yatabilir. Yok, bayılırsınız falan. Benim mesela okulda Bilge diye bir arkadaşım vardı, buradan da şey olsun. Benim ilk piercingimi o delmişti. Buramı delmişti okulda. İğneyi soktu, çıkardı, açtım herhalde. Bayıldım direkt, yani gözlerim anında karardı ve ben o piercingi anında alıp çöpe attım yani. Açken sakın yapmayın. Bayılma ihtimali çok yüksek. Ben ilk piercingimde bayıldım. Ben açtım, bayılmadım. Sen alıştın kardeşim. Videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.